Herkese merhaba. Bu eğitimimizde CNC tezgahlarında yarı çap telafi komutları nasıl kullanıldığını anlatacağız. Bu komutlar neden kullanılmalı? Önce ona bakalım. Tonalama işlemlerinde kullanılan kesici takımların ucunda radyüsler vardır. Bunun nedeni daha iyi bir yüzey pürüzlülüğü elde edilmesi ve takımın ömrü daha uzun olması gibi faktörlerdir. Program yazarken G41 ve G42 kullanmaz isek tezgah takımın ucunda radyüs yokmuş gibi hareket eder. Yani tezgahta sivri bir uç varmış gibi işleyecektir. Eğer iş parçamız üzerinde konik veya profil işleme varsa bu hatalı bir işlem olacaktır. G41 ve G42 aynı amaç için kullanılsa da yazdığımız programa göre hangi komutu seçeceğimizi belirliyoruz. G40 ise bu komuttan iptali oluyor. Hangi koşullarda bu komutları seçiyoruz ona bakalım. Buradaki resme baktığımızda takım işleme yönünde parçanın sağında kalıyorsa G42. Buradaki resme bakalım. Takım işleme yönde parçanın sonunda kalıyorsa G41. Tabii ki sadece programda bu komutları yazmak yetmiyor. Tezgah takım offset sayfasında geometri bölümünde uca düz miktarını belirtmeliyiz. Bu sayede tezgah oradaki ölçüyü hesaplayarak hareket etsin. Kullanan takım için hangi offset numarasını kullanıyorsak o satıra gelerek R sütununa takım uca düzünü yazıyoruz. Diyelim tezgah 0.8 radüslü bir dış çap takımı tarette bir nolu istasyona bağladık. Ve programda T0101 yazdık. Buradaki ilk numara takımın taret numarasını, ikinci numara ise offset numarasını ifade etmektedir. Offset sayfasında bir nolu satıra gelerek R sütununa 0.8 yazıyoruz. Bir de takımın baktığı yönü dış çap takımı kullandığımızdan dolayı 3 sayısını yine aynı satırda T sütununa yazıyoruz. Eğer delik için bir takım kullansaydık bu sefer aynı yere iki sayısını yazacaktık. Ton alama işlemleri için örnek programlarımıza bakalım. Buradaki resme baktığımızda takım işleme yönünde parçanın sanında kalacağından dolayı g 40ı kullanıyoruz. Kesmeye başlamadan önce komutu aktif hale getiriyoruz. İlerleme ve eksen komutları ile iş parçasını işledikten sonra takım parçadan ayrılırken G40 ile iptal ediyoruz. Buradaki resme bakalım. Takım işleme önünde iş parçasının sonunda kalacak G41 kullanıyoruz. Kesmeye başlamadan önce komutu aktif hale getiriyoruz. Sonra işlemini tamamladıktan sonra takım parçadan ayrılırken yine G40 ile iptal işlemini gerçekleştiriyoruz. Frezleme işleminde de bu komutlar tonlamadaki aynı mantıkla çalışmaktadır. İş parçasına üstten baktığımızda takım işleme yönünde parçanın sonunda kalıyorsa G41. İş kısmına baktığımızda takım bu sefer ters yönde işleme yönünde parçanın sonunda kalıyor G41. Buradaki parçamıza bakalım. İşleme yönünde takım parçanın sağında kalıyorsa G42. İş kısmına baktığımızda işleme yönünde sağında kalıyor 42 kullanıyoruz. Burada önemli olan programı nasıl yazdığımız işleme yönüne göre G41 veya g 42yi seçiyoruz. Frezede de telafi komutlarını kullanmaz isek tezgah takımın çapını hesap etmeden hareket edecektir. Yani hareketleri takım eksenine göre yapacaktır. Bunun sonucunda parça takımın çapı kadar hatalı olacaktır. Şimdi frezeleme işlemler için örnek programlarımıza bakalım. Tornada takım çağırırken T0101 yazıyorduk. Frezede ise takımı T01 M6 ile çağırıyoruz. Buradaki T01 magazin numarasını ifade ediyor. Bu parça için işleme önünde programımızı yazalım. Takım offset numarasını belirtmek için frezede D harfini kullanıyoruz. D1 ise takım için bir nolu offset'i kullan anlamına geliyor. Mantık burada da aynı. Önce G41 komutunu yazıyoruz. Bunun nedeni tezgah işlemeye başlamadan önce takımın çapını hesap etsin. Eksen komutları ile Etrafını döndükten sonra G40 ile iş parçasından ayrılıyoruz. Buradaki iş parçasına bakalım. İşleme önünde farklı seçtik. Bu sefer g 40ı kullanarak parçamızın etrafını dönüyoruz. Sonra yine çıkarken G40 kullanarak iptal ediyoruz. Aynı program içerisinde bu komutların her ikisini de kullanabiliriz. Ama dikkat etmemiz gereken nokta her komuttan sonra iptal komutunu kullanarak diğerine geçiyoruz. Yine frezede de programda bu komutları yazmak yeterli değil. Tezgahın takım offset sayfasında takımın yarı çapını paranda hangi offset numarasını belirttiysek radius geometri sütunu radius geometri yazmalıyız. Eğer çap 11 parmak frezi kullandıysak buradaki satıra 5 yazarak telafi ediyoruz.